Görelim, önemli çünkü Görelim çok Görelim fotoğrafları. Önemli. Şimdi Ümit Hoca'nın bıraktığı yerden şöyle devam etmek istiyorum. Orada bir şey söyledi önemli. Ee, doğru mu acaba diye. Bakınız. Ben gördüm Dinleyelim. paylaştım zaten. <laughs> ne hangisi? diye paylaştın? Hangisi o? Şöyle fotoğrafımı paylaştın <laughs> yorum yaptım mı? ben? Şöyle yorum Yeniden Refah'ın de. resmi açıklamasını yaptım. Adıyaman'da biliyorsun. Evet. Benim memleketim. Evet. Yeniden Refah orada bir miting yaptı. Hı -hı. Mitingden sonra Menzil Köyü'ne gittim. Evet. Ee, Seyit Saki Eroğlu evet. ziyaret etti. Ondan sonra o fotoğrafları resmi yerden paylaşı Yenilen EFA Partisi. Evet. ilginçliği şu. Daha önce de Ankara'da ziyaret etmişti. Hı hı. Yenilen EFA Partisi lideri Sayın Erbakan Ankara'da ziyaret ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı miting yaptığında Adıyaman'da bu sefer Seyit e, Saki'nin oğlu Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü. Hatırlarsanız yine burada konuşmuştuk. Hı hı. Böyle bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Evet. O trafik yoğunluğunu sen nasıl yorumluyorsun? AK Parti ile görüşmeden geçen, önceki görüşme dedi mesela Ümit Özdağ. Gerisini sorma bana şöyle dedi. Şöyle ama geçen sefer görüşmeden sonra şeyi desteklediklerini söylediler AKP'nin. AKP, doğru AKP. mu anımsıyorum? İşte ben sana. de onu öyle anladım evet. hocadan ama Şimdi şöyle, sen aynı Şöyle şey... hemen söyleyeyim. Bizim Ramazan da gelir. Bu işler artık yavaş yavaş şey olur. Daha gündeme düşer. Şimdi menzil biliyorsun 3 fiili olarak üçe bölündü deniyor. Yani üç kardeş kendi arasında e, ee, babaların vefatından sonra kimin halife olacağıyla ilgili yani post nişit olacağıyla Hı. ilgili bir tartışma vardı. Ve orada üç grupta kendi özelliğini ilan etti. Ben öyle diyorum. Bu özellik içerisinde cemaat mensuplarının bir şekilde tövbeleri düştüğü için bu Türkiye'de Hı. çok tartışıldı biliyorsun. Tövbe nasıl düşüyor diye. Evet. Ben bugün böyle keyfim yerinde her şeyi sorabilirsin. Tövbelere düştüğü için. <laughs> tövbe nasıl düşüyor diye tövbe, sormayacağım. Tövbe yani düşmüyor galiba değil mi? Hayır o, şöyle. Öyle düşmüyor herhalde yani. Yok şöyle. Yani bir şeyhe şöyle. Nakşibendilikte, nakşilikte bunların kolları var. Halide kolundan tut çok kolu var. Eğer bir şeyhe intisap ediyorsanız yani bağlanıyorsanız onun ritüelleri var. Menzilde de ritüel tövbe dedikleri sizin bir tövbe etmeniz Hı. ve o şeyhe bağlılığınızı ilan etmeniz. Eğer bir şeyh vefat ederse dolayısıyla yeni şeye tabi olmanız gerekiyor ve sizin oradaki tevbeniz bir önceki şeyhte kaldığı için yeni bir yol kılavuzu bulmanız gerekiyor. Yani yeni bir şeyhe tabi olmanız lazım. Ve dolayısıyla da o şeyhe tabi meselesinde biliyorsun tartışmalar gündeme geldi. Ne oluyor sorusu gündeme geldi ve üç kardeş de burada özelliklerini ilan etti. Hatta bazı dergahlar zorla polis oruyla boşaltıldı. Bazı yerlere bazıları sokulmadı ama ana gövdenin Seyit Sakiye bağlılığı ortaya çıkınca Tabii sonuç itibariyle burada da Fatih Erbakan Ankara'da kendisini ziyaret edince ne oluyor sorusu gündeme geldi. Çünkü cemaat yeniden bir şekilde toparlanmaya çalışıyor. Yeniden hafif seçimlere giriyor. Sonrasında Cumhurbaşkanı Adıyaman'da miting yapınca oğlu gün geldi ve orada bir açıklama yaptılar. İstikametimiz bellidir. Bizi şey yapmayın diye yani bu işleri alet etmeyin diye. Ve dolayısıyla da Fatih Erbakan'ın tekrardan menzilde ziyaret etmesi... İlginç çünkü vefattan sonra herkes gitti bu vefat ilanı değil ee, Ankara'da görüşüldü dolayısıyla da büyük bir ihtimalle bir siyasi destek istenmiş olabilir mi olma ihtimali çok çok yüksek bu konuda daha önce ilginçtir normalde fotoğraflar verilmezdi mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nu ben bilirim ya yani Musin Yazıcıoğlu eski bakanlar mesela Menzile her gittiklerinde böyle çok fotoğraf falan verilmezdi mesela Rahmet Yazıcıoğlu bağlıydı ee, Recep Necap'ta Akhtan... yani siyasi partiler mi değişti? E tarikatlar mı değişti? Şimdi tam işte biraz sonra geleceğimiz konuda. Hı. Şimdi bence siyasi parti tarikatlar olduğu yerde duruyor. Hı. Siyasi partiler Zaten onları... onlar görünür olmak istiyorlar mıydı? Yani şöyle görünür olmak istiyor devletin şeyini Meşruiyet çek. Yani devletin böyle herhalde. tepkisini çekmeme noktasında hafif hafif uzak duruyorlardı ama şimdi siyasi partiler artık onları bir şekilde kendi yanlarında göstererek onların mensupları üzerinde bir meşruiyet elde etmeye çalışıyorlar. Yani geçen hafta söyledim işte yani İstanbul'da işte Sayın İmamoğlu'na desteğini resmi olarak açıklamasa da destek verecek olan Süleymanları biliyoruz. Keza aynı şekilde Anadolu'nun bazı yerlerinde yerel adaylar üzerinden farklı tarikatların ki mesela Urfa bunun tipik yerlerinden bir tanesidir. Farklı adaylık süreçlerini biliyoruz ama burada benim dikkat ettiğim şey yani bunun görünür olması. Fatih Erbakan'ın da iki defa bu fotoğrafı veriyor oluşu. Sanki e, menzilin bu kolu için de şöyle bir avantajı var. Ya işte biz kabul gördük. Ana gövde artık zaten biziz. Dolayısıyla da aslında bakın siyaset de bizim kapımıza geliyor. O nedenle de ana gövde burası. Onlar da o mesajı veriyor. Yani her ikisinin de işine yarayan bir durum.